pantolon tunik bunlar dedi e, müslüman kadın için caiz mi bir kere pantolon erkek kıyafettir. E, kadın kıyafet değildir. efem çok kadın giyiyor. E, çocuklarımızı da kızlarımızı da sahip olamıyoruz. efem o zaman e, yani bir eksikliğimiz var. bir yerde elektrik kaçağı var. sözümüzü dinletemiyorsak efem çevre bozuk doğru. çevre bozuk da biz bozuk değil miyiz? bir yerlerde bir hata ediyoruz. bir yerlerde hata ediyoruz oğlumuza kızımıza dinimizi aynı şekilde anlatmakta zorluk çekiyorsak altyapımız eksiktir. Dinimizi doğru bilmiyoruzdur. Veyahut da biz de eğreti olarak herkes yapıyor biz de yapıyoruz hesabındayız. Oturup bir kendi hesabımızı yapmamız lazım kendi hesabımızı yapmamız lazım. Ee, Allah teala kadın kullarında nefsit erkeğe göre daha kuvvetli arapmıştır. Dolayısıyla nefsi onu dürtecek. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam ki e, bize hem dinim İslam kom, hem e, FM'de, hem de Türkiye gazetesinde bizim sayfaya gelen suallerde görüyoruz zaman zaman böyle uç noktalarda erkeği de kadını da nefsine tabi olunca acaba şunu yapsam şöyle yapsam olmaz mı böyle yapsam olmaz mı ya arkadaş doğrusu ortaya yazıyor niye doğrusunu yapmak için uğraşmıyorsun da ille uç noktalarda kenarlarda dolaşıp duruyorsun ille hani düşeceğim diyorsun abi. düşersin düşersin ya bunun doğrusu ne bu ha doğrusu buymuş niye araştırıp duruyorsun Efendim diyelim ki bir ruhsat var o konuda. O ruhsatla amel ediyorsun ama devamlı süreçte ruhsatla amel eden bir gün paldır küldür aşağıya düşer. Zamanla ama azimet hareket etmeli, zor olanı yapmalı, zaman zaman ruhsatta kullanmalı buyuruluyor. Zaman zaman ruhsatta kullanmalı hele bizim gibiler. Ama sırf aynı şekilde ruhsatları toplayıp onları da sonra ben sordum. İşte böylesi caizmiş diyerek hava atarak başkalarını da aynı şekilde bildiriyor. Esas hükmün o olduğunu da nakletmeye kalkıyor sosyal medyada. Maille veyahut da mesajla neyse. O da çok tehlikeli. Hoca o, o da çok tehlikeli. Allah Teala hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla efem e, çok kadının giymesi, çok kızın giymesi pantolon erkek e, kadın kıyafeti yapmaz. Pantolon e, erkek kıyafettir. Kadınlar giymesi caiz değildir. Efem pantolon üstüne de tunik, dizden üstten üstten bir şey oluyor galiba o. E, böyle bir kıyafet de Müslüman bir kadına, Müslüman bir kıza yakışmaz. E, zamanımıza bakıyorsun başını bağlıyor ondan sonra e, her türlü numara var ondan sonra. Yani neredeyse başı bağlı dans söz bile olacak. Başı bağlı minetek giyiyor. Başı bağlı, başı bağlı öyle bir aynı şekilde tayt gibi pantolon giyiyor ki öyle bir tişört giyiyor ki vücudunun bütün hatları belli. Ve hadis-i şerifte buyuruyor ki örtülü çıplaklar. Aha işte bunlar. Örtülü çıplak. Yani şimdi ablam teyzem neyse zannediyor ki kendisini örtülüm. Ha, caiz değil bu. Toprağın altına girdiği zaman bunun mutlaka hesabı olacak ve azabı olacak. Efendim falan yaptı. Falanla kabre girmeyeceksin. Tek başına gireceksin kabreye. Tek başına gireceksin. Onun için bir hanım oturup düşünmesi lazım. Saadeti ebediyede tesettür konusu anlatılıyor. Uzun uzun anlatmış Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala İkna olsun, mukni olsun, kalplerde yerleşsin diye. Eğer aynı şekilde oradakini samimiyetle okur ve ondan sonra da derse ki ben inanıyorum buna, ben inanıyorum böyle olması lazım. allah Teala kalbine ferahlık verir, rahatlık verir. Ondan sonra da böyle kenarlarda oynayıp durmaz. Vefat etti vaktiyle bir dekan arkadaş üniversitede daha o üniversitede işte örtülü, başörtülü kızları sokmadıkları dönemlerde o dönemlerde işte 5-6 tane kız dekan odasına geliyor falan. Onlara ne diyecek şimdi anlatıyor. Diyor ki bir cümle söylüyor. yani kullandıklarının içerisinde. Yani bir diploma için Allah-u Teala'nın emri feda edilmez. Bir etiket için bir diploma için feda edilmez. Dedi ki sadece kızın birisi hocam ben anladım dedi. Çekti gitti dedi bu kızcağız daha sonra dedi okulumu okulu terk et dedi. Yine bilen birisi çıktı karşısına onunla evlendi. Daha sonra da dedi bu dedi bir kazada şehit düştü dedi. Vefat etti. E öyle. Peki öbürleri? Öbürleri dedi. Biz işte okulu bitireceğiz, diploma lazım, ileride hizmet ederiz falan. O başını bir açtı dedi bir daha kapatamıyor. Bitti. Yatar namazla terk eder, oruç da terk eder. Yani her türlü kötülük gelir. Her türlü kötülük gelir. Dolayısıyla dolayısıyla ee, uç noktalarda değil zaruri bir durum söz konusudur. Mesela mecburdur çalışmaya. Çalıştığı yerde mecburdur. Yani bir zarureti vardır. Ha, orada elinden geldiği kadar uzun önlük mesela şeyler var. E, doktorlar var, hemşireler var değil mi? Evet. Bir, bir zaruret söz konusu. Onların o çalışma durumlarında mecbur tutuyorlar falan. Yani orada da elden geldiği kadar aynı şekilde sakınır. Böyle bir şey yoksa böyle bir şey yoksa e, üniversiteye giden kıza Üniversite zaten kılığına, kıyafetine karışmıyor. Pantolon giyeceksin demiyor. Tişört giyeceksin demiyor. Değil mi? Tunik evet. giyeceksin demiyor. Şey demiyor. Yani orta öğretimde bile demiyorlar bunu. Orta öğretimde bile demiyorlar. E böyleyken, e nereden evet. çıkartıyorsun sen? Nereden çıkartıyorsun? Yani onun için dinimizin bildirdiği ölçü bu. Tam ilminsel tebellide kadınların örtülmesi bahsinde geniş bilgi var. Bizim yani programımız yeterli derecede oraya kadar şey değil. Biz sadece doğrusunu naklettik. Gerisini arzu eden oradan aynı şekilde öğrenebilir.